Ha. Ben Percival olacağım. Yok, sanırım ben bu oyunu oynadım. Tuşlar ayarlıyorsun. Yok, tuşlara baktım. İki tuş var galiba sadece. İkisi de aynı anda basınca özel hareket yapıyor. Bu oyunda bir de level atlayabiliyorsun. Görsel olarak da güzel. Yani bayağı iyi. Yani görsel olarak Uğraşmış zamanın yani. ötesi. Yani çıktığı zamanın şeyi. Özel hareket yapınca canımızdan gidiyor mu? Öyle bir gereksiz bir şey var mı ya? Hiç sevmem onu oyunlarda. Kesin vardır. Ama vurduğun zaman gidiyordur herhalde. Aynen, canın gidiyor. Dış. Dış. Adam böyle geldi dış diye düşündü. Yani bu level atlama olayında da hani oyunu bitirdikten sonra tekrar böyle birinci level'dan başlıyor. Hani bari böyle hani oyun bittikten sonra aynı böyle level şekli başlasam böyle hani daha oyuncuyu da daha tekrar oynamaya cezbeder. Evet, söylemek istediğini anladım zaten. Öyle söyleyeceğini de tahmin ettim. Ve işte o eski oyunlarda olmuyor. Ama işte düşünebilirlermiş aslında öyle bir şey. Yani mantıklı da işte, o zaman yapılıyor muydu bilmiyorum. Biraz da bana basıp duruyorum sürekli. O dediğim efekti yaptın mı? Hı. Neyse, bu dövüş bitsin işte, şey yap. O dediğim efekti yap. Can gitmiyor bu Ayarlayalım. arada. Galiba. Senin işin değil mi? Şu efekt değil mi? Yok, ben şey diyorum.
Şu an görsel şeyden değiştirebiliyorsun. Nasıl değiştiriyorsun? Neyi değiştiriyorsun? Ayarlara gir işte, şey yap, bu görüntüyü değiştirebiliyorsun diyorum. Ekranında efekt ekliyorsun, daha farklı görünüyor. Nasıl yapıyorum onu? Yani sen ne yaptın ki? Shader mı? Ayarları... Aynen, shader olan. Peki ne yaptın shader'da? Ben şey, CRT Geom yaptım. En alttan ikinci. Ha, o zaman bu görüntü daha şey oluyor ya. Arcade oyunu görüntüsü oluyor. Hı, evet. Tam öyle nostalji için yapılır yani. Scale. Diğer efektlere de bak istiyorsan, beğendiğini seç. Hı. Ben şey, 5XBLZ'yi beğendim gibi. Tamam, böyle. Evet, aslında güzel yapmışlar. Yani güzel bir ayarlama şey. Ben bahsettiğin efekte oynuyorum oyunu. Fena değil, güzel. Daha sonra mesela Asterix'i falan oynayalım mı? Ya ben sıkılmaya başladım hani eski oyunları. Bu oyun bittikten sonra oynar mıyız bilmiyorum. Ya başka zaman oynarız işte. Ha, başka bir zaman olabilir evet. Bakarız işte yani. Orada karakterler de havalı geliyor yani. Fark ettim mi bilmiyorum. Silah düşüyor falan, sonra canlanıyorlar. Level atladım. Excalibur, Soul of the Kings. Thank you.
Ama benim karakter havalı görünüyor. Benimki de şekillendi. Bizim şövalyeler. Ya onlar da bari gelip yardım etseler ya. Bak bir tane daha at var, istiyorsan ona bin. Dık 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 havalı dık 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 dık. Hayır. Aa. Ya atlar gitti ya, neyse. Power Rangers'ın arcade oyunu var mı? Yok. Mesela Ghostbusters'ın arcade oyunu var ama hani filminin arcade oyunu gibi daha. Yani filminin bir de videosu, biraz tuhaf bir oyun. Mesela çizgi yani, film... iyi anlamda mı, kötü anlamda mı? Yani böyle... Ya oyun kötü mü yani? Ya oyun çok kötü değil de hani sanki böyle hani filminin değil de sadece böyle Ghostbusters'mış gibi. Ya başka bir oyundan böyle şey etmişler gibi. Ha, başka bir karakterler falan koysan sırıtmaz hani öyle bir. He şey, evet. Böyle bir oyunda. Mesela çizgi film arcade oyunu çıksaydı çok güzel olurdu. Ya çizgi filmi... Böyle... TV1'de böyle akşamları yayınlanırdı. Korkutucu olduğu için. G.I. Joe'nun arcade oyunu vardı bir iki tane. Yok, Power Rangers'ın niye arcade oyunu yapmamışlar ki? Popüler de o. Ha yani. Evet ya, aslında yapılabilirdi. Garip yani, yapılırdı. Bence de yapılırdı. Bir tane Sega'da vardı galiba filmin oyunu böyle. Ya biliyorum. Hatta kanalımda sanki oynadım da. Birlikte oynamış mıydık sen de yoksa? Yok, başka biri de var. Tolga diye bir arkadaşım, onunla oynamıştık. Ya o güzeldi sanki o oyunlar. Güzeldi. Super Nintendo versiyonu da vardı ama o biraz Power Rangers'la pek alakası yoktu onun. Mekanikler falan saldırıyordu. Ve zor savaşı yoktu. Evet. Evet, bir tane oyun var çok kötü olan, ben beğenmedim ya. Super Nintendo'da işte Power Rangers'ın oyunu diye gibiydi. Mesela şu güzel olmuş, yok şeylere yardım et falan, askerlere yardım et. Ama onlar ne yapıyor, kaçıyorlar. Evet, onların kaçması garip. Mesela az önce ordu geldi mesela, bizim arkamızda şu an ordu olsa. He.
Karşı tarafta düşman da ordu olsa güzel bir savaş olurdu yani. Mesela o kadar düşmanla savaş, kafana kutu düşünce öl yani. Oley. Gerçekten siz çok yardım etmediniz. Hakikaten he. Ne boka yaradınız ki? Mesela şey olsa, tuşa, özel tuşa bastığımızda asker çağırsak falan etrafımızda geçirmek için o tarz bir şeyler yapılabilirmiş yani. Bir tane daha fazladan tuş ekleyin yani. Bu şey, Lord of the Rings'in strateji oyununda böyle adam böyle adam çağırmak var, böyle barbarları böyle çağırıyorsun falan. Kötülerle oynadığında. Ya zırh giyiyorsunuz, nasıl okula öyle şey edebilirsiniz? Anca zaten yardım et, yardım et var. Siz ne yapıyorsunuz? Hiçbir şey.
Bir de tam kahkaha atarken vurdum ya, suratına zıplayıp yok. Şeye bir biraz Ghost Rider'a benziyor bu. Evet, ben de benziyorum. İlk başta öyle bir şey zannettim hatta. Evet. Bir şey yaratıkla dövüşeceğiz bunu. Aslında Ghost Rider'ı niye hiç oyunu doğru düzgün yapmamışlar eskiden? Bu kadar popüler değildi var herhalde. Game Boy'da bir de Marvel Ultimate Alliance oyun vardı. Orada gözüküyor. Game Boy'da geldi kötüdür kesin. Ama ben oynadım öyle yani, biraz oynayıp bıraktım yani, o kadar da ilgimi çekmedi. Bir de şey, kendi oyunu vardı bu PlayStation 2'de, film çıktı. Ya ben Game Boy'da Spider-Man X-Men'i bitirmiştim, bu malum LJN'nin. Ha evet, evet. Ya oyunu bitirip bitirmediğimi anlayamamıştım. Ya bitirmişim de yani böyle sonunda hiçbir şey yapmamışlar, hiçbir görsel koymamışlar. Hadi bitti, hadi bitti işte, oza git falan der gibi. Ha böyle bir işte birkaç isim sıralamışlar. Yani işte bunlar Kralis, hadi şimdi siktir ol git der gibi. Aynen, hadi defol git. LJN'i seven bir var mı dünyada, hiç sanmıyorum. Storno suyun içinde oynuyordu. Hani ne alaka Storno suyun içinde? Yani suyun içinde olmaması gereken bir karakter değil mi ya? Mesela oyunda Cyclops veya Gambit'le oynamak güzeldi. Yani sadece aslında onlara özel bir oyun olsaymış yani sadece Cyclops ya da Gambit'in daha iyi olurmuş. O tarzda. Wolverine çok dandikti. Bahsettiğin hangi X-Men oyunuydu ya? Bu şey Game Boy'daki ya. Spider-Man'li. Böyle izometrik tepeden gösteren miydi o? Yok bu... şey Arcade Revenge diye bir oyun. O senin bahsettiğin ilk NES oyunuydu X-Men'in herhalde. Ha o da kötüydü o NES. Ya ben beğenmedim mi? O da LJN'ydi zaten. Bir tane X-Men vardı, Clone Wars olan bir isminde. He, o güzeldi mesela. Güzeldi, çok zor oyun ya. Zor ama güzeldi. Özellikle ilk bu oyunda karlı bölümde başlıyoruz ya. Ya bir de ama başlıyorsun da böyle o hiç karakter seçemeden çat diye başlıyorsun. O da garip, evet yani. Hadi başla lan, uzatma deyip. Ya bir karakter seçelim, öyle başlasak. Onu daha böyle film gibi yapmaya çalışmışlar. Yani böyle o ilk bölüm geçtikten sonra Sega yazısı falan çıkıyor ya. Şey diyecektim ya, ben galiba oyun Sega, bahsettiğim emülatör gibi olan var ya Steam'de satılan Sega'nın, orada bitirdim. Ama oyun hakikaten şey yani. Ya sulu bölüm var, geçememiştik Efe'yle. Sonsuzak yapmıştık. Bu su, zeminden su yükseliyor, orada kaçmaya çalışıyorsun. Evet, bu çok zor. Ya o kadar zorlanmadım ben, tamam oyun zor da. Ya biz bir de ölemediğimiz için işte sonsuzak yaptık ya, geçemiyorduk bir türlü. Ben öyle oynamadım, ben şu Sega'nın emülatörü ileri geri sar özelliğiyle oynadım ben onu. Ne bileyim ben, yani sonuçta bu kadar şey oynamak varken, bu şekilde oynamak varken Steam'den satın almaya gerek duymadım. Kaç evet, tane oyun oluyor ki içinde? O Sega paketin güzel içinde. Güzel soru ama hatırlamıyorum, zaten mod var, mod indirebiliyorsun Steam atölyeden, istediğin kadar oyun yüklersin de. Kendi içerisinde ne kadar var ki, yalan olmasın şimdi, ben 50 falan hatırlıyorum. Biliyorum zaten Sonic modları falan indirilebiliyordu. Sonic'ler var, hiç olmayan alakasız oyunları indirebiliyorsun falan. Hayranların yaptığı oyunlar tamamen, böyle Rumek falan var. Onun fiyatı ne kadardı? Şimdi... Ben çok ucuz almıştım zamanında, şimdi zam geldi ya Steam'e, ne kadar bilmiyorum. Yani gerek yok bence hiç öyle bir şey satın almaya. Ben ucuz, o zamanlar ucuzdu ben aldığımda. Ben hangi mantıkla aldım hatırlamıyorum. O dönemler çok mu ilgimi çekiyordu o Sega oyunları? Ondan aldım belki. Ya da arkadaş önermişti sanki. O dediğim güzel mesela. Direkt seni şeyde başlatmıyor. Emülatör ekranında başlatmıyor. Yani odanın içinde başlıyorsun. Hani çok bir işe yaramıyor ama. Yani canım yani. Sırf lüks ya. Keyif amaçlı. Yani sonuçta mesela Wii'de de satılıyordu. Eski oyunu ben Wii kumandasıyla beraber oynanıyor sanmıştım. Bu eski oyunları. Hani alınca böyle hani sallayarak böyle oynuyorsun sanmıştım.
Ya Wii'nin Nintendo'nun kendi yaptığı oyunlar hariç bence diğer oyunları gereksiz. Çoğunluğu. Ben Spider-Man oyunu oynamıştım bu şey zamanı Activision yaptığı oyundu. İsmini unuttum şimdi. Üçüncüyü mü? Tane... Yok 4-5 tane Spider-Man'in oynadığı oyun var ya. Her şey bu işte. Neydi bu? Shattered Dimension mı? Hmm, Deadpool'un da olduğu oyun. Onu oynadım. Deadpool'un da mı? Her şey bu. Biliyorum oyunu. Şey ya. Grand Alliance mıydı neydi? Ultimate Alliance mıydı? Yok o değil. Ultimate değil. Az önce senin bildiğin doğruydu galiba. Bir şey Dimension Shattered olan. Shattered Dimension. Ama Deadpool var mıydı oyunda? Bir tane bölüm Deadpool'a özeldi. Bir denizin üstünde yerde geçiyordu. Ben onu Xbox'ta oynuyordum. Oyunu video oynamıştım lan. Dediğin de haklısın bence. Şu an düşünüyorum da aklıma bir oyun gelmedi. Hani Nintendo'nun kendi özel oyunları dışında çok bir şey yok yani. Yani sadece böyle random sallıyorsun gene aynı şeyi yapıyor. Bir tane Nintendo video olup da böyle kanlı bir oyun vardı vahşi falan siyah beyaz. Onu beğeniyorlardı. Övmüşlerdi. Hani Nintendo'ya uygun değil ya. İşte oyunun ismini hatırlamıyorum da. Onu övdüklerini hatırlıyorum o kadar. Tamam onu da dövdük. Hadi yeter artık boss gelsin. Bak tam zaman. Bu oyunda toplam kaç bölüm var? Galiba en fazla 3 bölüm daha var. 8 8 Biliyor musun onu? 8 Bu dikkat şahını çıkardı. Ya o programı izlemiştim bazı bölümlerini ama senin bahsettiğin yeri hatırlamadım. Bu küçük çocuk böyle sürekli 8 diyordu yaşı için. İki kere basınca böyle yapıyor, zıplıyor at.
Mesela sen şey oynadın mı? Iron Man ve X-O Man of War. Oynamış mıydın? Ne, bir daha söyle. Iron Man ve X-O Man of War. Bir şey yok, oynamadım. Zio Man of War. Bu Iron Man'in hani böyle metal müzikli oyunu. Şimdi bugün sen hep TMNT oynadık. Alien oynadık, bir de bu oyun oynadık değil mi? Başka oyun yok. Doğru söyledim değil mi? 3 tane oyun. Hı hı. Abi 3 arası en beğendiğim oyun sonra bu oldu. Ben beğendim bu oyunu. Ya zaten yani Ninja Gaiden olsaydı o ne seçici yapılmış öyle bir oyun. Aynen o çok saymıyorum evet. Sonuçta o dönem arcade yani sonra NES makinesi o arcade oyunu çalıştıramazdı o dönem. Aslında o NES oyunu da zaman için bence çok iyi gene. Yani bayağı moral olmuş yani. Zaman için iyi de işte. Ama işte yani sonra Ninja Kaplumbağa oyunu diye alınca onu beğenirdim sonuçta. Sen şey mi bahsediyorsun? Hani YouTube'da oynadığın oyun mu yoksa bizim oynadığımız oyun? Bizim oynadığımız. Aynen. Yok o gene iyiydi ya, en azından oynanır yani oyun. İlk oyunu oynanmaz ama o şey var ya beğenmedim. Of ya, ya küfretmek istemiyorum. Ben anlamıştım oyunu ilk açtığında sen ben bu oyunu sevmeyeceğim diye. Çünkü çok garip yapısı vardı bunun. Ya başta aslında daha böyle hani vuruyorsun ediyorsun böyle yani ne kadar kötü olabilir ki diyorsun sonra yavaş yavaş şey diyor. Senin az önce bahsettiğin oyun neydi bu Iron Man falan bir şey diyordun az önce. Iron Man ve X-O Man of War. Bu Iron Man'in işte 96'da çıkan bir platform oyunu. Metal müzikli. Abi bu oyun bitsin daha fazla oyun tamam. Oyunu oynamayalım. Bitirelim ya son oyunu. Aynen boss geliyor. Yok boss gelince zamanlama çıkmıyor muydu? Ne? Level atlama şeyini beğendim. Bu mekanik mi diyeyim? Yani level atlama güzel. Benim zırhım altın oldu bak daha havalı. Bu galiba son boss. İki tane şey var böyle canı var. Bu da masa. Yani bir sonra önceki de olabilir. Thank you.
Yok ama yani özel hareket yapınca can gidiyor bayağı. Gitmez zaten, şaşırırız. Yani bizde sınırsız jeton olduğu için sorun olmaz. O ayrı konu tabii. Değil mi? Tamam, 10 seviye oldum. Aynen son. Aynen. Stage. Stage. Nasıl öyle hızlı gidiyor? Sen mi yapıyorsun? Ben bir şey yapmadım. Ne? Sadece ok tuşunu iki kere bastım, o kadar. O da hızlandırmıyordur herhalde. Allah Allah. Enteresan. Aynen, niye öyle oldu? Ben de sen yaptın diye düşündüm. Yok. Herhalde. Oyun hızlandırmıyor. O gülüş niye öyle? Çok garip yani.
Iron Golem. Bir dakika, bu eski oyunlarda olan saçmalığı yapıyorlar deme bana. Yendiğimiz tüm bossları bir daha mı yeneceğiz? Sanmıyorum. Eski oyunlarda öyle oluyor tüm... Evet. Burada da galiba öyle. Yani süre uzasın, daha fazla jet olsun. Mantıklı. Ya mesela Mega Man'de de hep vardı ve geldiğim bosslar tekrar gelir hep. Ben şey mesela PSP'de Mega Man oyunu oynadın mı? Hangi Mega Man'i? PSP'de Mega Man oyunları var ya. Ya bu Mega Man 1'in remake'i mi? Ya bir Hunter'lı olan ne bileyim. Oğlum Mega Man X 1'in remake'i o dediğin. Bir de bir tane Power Up diye bir oyun var. O da ilk oyunu remake'i. Çibi grafikli. Ya sadece PSP'ye çıktığı için tutmadı onlar. Yoksa güzel oyunlar. Ha güzel, şey sorun yok yani. Yani bir şey güzel, Memory Hunter güzel. Ben ikisini oynayacağım diye indirdim de bir ara, bilmiyorum ne zaman. Hatta oyunun web sitesini ödev olarak yapmıştım. Yani oyunun tanıtım şeyi niyeti telinde. Ya ödev şey miydi? Bir ürün tanıtımı yapın diyordu. He işte flash sitesi yapmak üzere. Bana şey demişti hoca, sen bunu Japonya'da yapsan seni tekmeleyip atarlar demişti. Niye ki böyle kötü mü yaptın ya? Ya çok iyi oldu ya, amatörce olmuştu. He bir de bizim hocalar çok şeydi, çok eleştirmendi. He böyle çok gıcık tip hoca vardı. Ama şimdi mesela ben de beğenmiyorum. Yani. Mesela haklı olduğu taraflar vardı. Mesela bu ikonların ikonlar birbirine benzemiyor diyordu, haklıydı. Daha sonra oyunun logosunu burada ufak yapmışlar, firma logosundan falan diyordu. O konularda haklıydı. O kadar çok mu sert eleştirdi seni? Her detayına kadar, en ince detayına kadar eleştiriyorlardı bizde. Yok, eleştiri şeyi nasıldı hani, böyle seni böyle aşağılarcasına mı eleştirdi? Yok aşağılarcasına değil ama yani her negatif şeyini eleştiriyordu. Hani bazı hocalar var öyle gıcık... Yok aşağılarcasında değil de öyle. Ha iyi. Ya mesela bir tane vardı, sen yabancısın ne anladığını bilemem diye bir ırkçılık yapıyordu arada. Sizde şey var mıydı, peki hoca istediğinizi yapın diyor, yapınca da böyle niye böyle yaptın diyor. Var mıydı öyle hocalar? Ya tabii yani böyle, mesela böyle hatanı söylemiyor ama not verirken söylüyor falan, öyle vardı. Ha derste söylemeyip de not verirken söyleyen. Ya bir de mesela, niye bana işte göstermedin, mesela mail atıyorsun cevap vermiyorlar. Ya da odasına gidiyorsun, o da kilitli falan, o da değil. Tamam, klişe. Ya bizde şey yok, öğretmenler odası yoktu. Ya öğretmenler tam zamanlı öğretmenler değildi hiçbir zaman. Ya kadrolu öğretmen değildi. Anladım. Ya mesela bir hocayla görüşme saati yok. Ben bir yere bir şey yazmıştım hoca falan, o da şey dedi, ben sizinle mi uğraşıyorum falan filan diye böyle laf atmıştı bana. Oha! Yapmıştı hoca mı demişti dedisi buna? Yani hoca dedi bana. Oha! Ben sizinle mi uğraşacağım gibisinden laflar etti bana. Ya bir de sizinki de özel okul sonuçta. Ya zaten o şeye hiç girmeyelim, ben öğrenci değildim, ben müşteriydim. Hiç girmeyelim oraya bak. Paramızda rezil olduğumuz kısımlar da oldu, orası ayrı.
okul konusuna nereden geldik? Ben de anlamadım. Mega Man'den geldik değil mi? Mega Man. He, Mega Man'den evet. Proje derken, bilmem derken. Abi bundan sonra oyun biter herhalde. Bitiyor, bitiyor. Ya şeyi çok sevmiyorum hani, hani oyun uzatmak için hani jeton almak için uzatıyor şey yapıyorlar, oyunun süresini arttırıyorlar. Sevmiyorum onu ya. Ya. Sıkılmadan bitsin istiyorum. Heh, bitti. Yeah, hiçbir işe yaramayan hiçbir şey yaramayan şövalyelerimiz geldi. Hadi. Bir bok yapmanız ama siz de kutlayın. Hadi. Ben mesela burada level atlıyorsa ne işe yarıyor ki? Görsel olarak havalı evet. Oluyorsun. O kadar. Hadi kutsal kadeyi şey etmişiz. Edinmişiz. Aynen Merlin geldi. Eğer bir karakter için böyle yorum mu yapayım? Öyle. He. Şey of. Tanrı bu şarkı. Haberiniz. Kim kral olmalı bütün? Öyle Arthur. Benim kaderim kral olmak diyor. Bu da Merlin mi? Ve bir oyunun daha sonuna geldik. After Pionfer uzun bir vahşi dönemden şiddet bilmem ne dönemi cakçuttan sonra İngiltere sonunda İngiltere sonuçta bir sonunda birleşmiş. Yani United Kingdom mu oldu? Arthur ilk kral olmuş. Britanya'nın verdiği Brexit'den sonra hani işte arkadaşları olarak bilmem ne yapmışlar. United Kingdom. Bütün şövalyeler eşit olmalıymış. Knights of the Round demeye başlamışlar. Eşitlik, barış, sevgi, pıtırcı falan olalım dedi. Diyorlar sonunda ve bitiyor. Bütün şövalyeler eşittir. Şövalyeler çifti. Character design. Trust someone's tanım. Nasıl var? Ait. President of by Capcom. Thanks for playing. Ha bu oyunda demiyor. Her oyunda der öde. Her Mega Man'ın sonunda der böyle. Oynadığınız için teşekkür ederiz diye. Capcom cephesi.